Merhaba arkadaşlar. Hepinize selam olsun Satya ablamızdan. Satya'nın günlükleri hayata dair her şeyden. Kanalından arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Hayırlı bol pazarlı, istirahatlı günleriniz olsun. Arkadaşlar ne yapıyorum? Şeker fasulyemi temizliyorum. Bakın burayı çöplerine ayırıyorum. İçinin çirkinlerini. Burayı karışan, bahçeye karışık dikiyorum ya arkadaşlar sıra sıra. Bir tarafı barbunya, bir tarafı şeker fasulyesi, bir tarafı kiraz fasulyesi, bir tarafı yağlı bakla. Hepsini böyle karışık dikiyorum. Bu da şeker fasulyesi arkadaşlar. Bakın tane tane ayırdım. Güzelliğine bakın. Hormonsuz, ilaçsız, hayvan gübresiyle arkadaşlar. Bir de şunu diyeceğim size. Şeker hastalarımız her şeyi yiyemez. Bazı doktorlar yasaklar koyar onlara. Ama yiyemediği şeylere ek gıda olarak haftada bir veya iki kez bir bardak kendilerine özel pişirip yiyebilirler. Çünkü bütün değerleri o zaman bu fasulye yine bütün değerleri yerine gelir. Ben de yüksek tansiyon hastası olduğum için mesela bana da bazı gıdaları yasak ediyorlar arkadaşlar. Ben hangi tür fasulye olursa olsun şekerim yok benim, şeker hastası değilim. Haftada bir veya iki kere mutlaka bir kase veya işte atıyorum bir gün, iki gün ben kuru fasulye yerim arkadaşlar. Çünkü değerleri çok yüksek ve vücutumuzdaki değerleri dengeleyecek besinlerden biridir. Şimdi gelelim günlük işlerimize. Arkadaşlar bir de size şunu söyleyeyim. Ekim biçim yapan, bağ bahçe yapan arkadaşlarımız mutlaka doğal fasulyenin, organik fasulyenin içinden, organik her şeyin içinden böyle çirkinleri de çıkar. Bunları atmıyoruz. Bunları tekrar bir temizleyip şöyle garbulaya bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde garbulayıp bak altına pisliği çıkıyor. Bunun üzerinde alıyoruz. Bunları ayrı bir bidona koyuyoruz. Dikerken fasulyeye karıştırıveriyoruz. Bunlar bitiyor arkadaşlar çabuk. Bu şekilde değerlendireyim bunu. Arkadaşlar yaptım tarhanalarım. Bakın bidonlarımı yıkadım. Ben tarhanaları nasıl saklıyorum? Tabii ki bu sizin elinizde. Cam kavanozlarda da saklayabilirsiniz. Ama ben her zaman cam kavanoz falan bulamıyorum. Onca malzememi koyacak 1-2 kiloluk bir şey yapmıyorum arkadaşlar. 12-13 kilo geldi tahranam. 5 kilosu gitti arkadaşlar. Şöyle bir tanesinde akşam kız kardeşim çok merak etti. Hatta küçük bir dakikalık video çektim. Onlara kek yaptım. Bir tanesini kardeşime verdim. O öylesine. 5 kilosu gitti. Sattık arkadaşlar 5 kilosunu. Şimdi bunları da bunlar kaç kilolukmuş bakalım. Yazmıyor. Neresinde yazar acaba? 2'şer kiloluk arkadaşlar. Bu 2 kilo, 4 kilo ikisi. Şundan 5 kilo. 5 kilosu da yeğenim, ahçı olan yeğenim Hemide alıyor bunları. Onun yanında bir abi söylemiş, ona yetmedi. Köyümüzde yapamayan birisi aldı, çarşıda duran birisi. Şimdi bunları da, bunların hepsini diyeyim arkadaşlar. Bunların hepsi de satıldı gibi bir şey. Ne yapacağım ben yine? Tahrana yoğuracağım, tahrana yapacağım tekrar arkadaşlar. Bu zaman, o zaman yoğururken malzemelerini hepsini birleştirirken videomuzun olmasın diye onu öyle yapmıştım. Bütün malzemelerimi, her şeyimi ya yoğuruşunu göstereceğim, açılışını göstermeyeceğim ya da komple tekrar göstereceğim tahranayı arkadaşlar. Ve bebek tahranası siparişi aldım. 4 kilo veya 5 kilo dedi. Artık yani yoğuruşuna göre ne gelirse dedi. Şimdi malzemelerini alacağım. Zonguldak'a gideceğim, geleceğim. Malzemelerini alacağım. Tekrar tahranayı yoğuracağım arkadaşlar. Bakalım tahranalarım, videom seyrettikçe yakın çevrelerden veya nereden daha sipariş gelecek mi? Bunlar gitti. Yani benim 15 kilo 5, 10, bir kardeşim evdim. 15 kilo yakın tahranam gitti arkadaşlar. Ne demek bu? Kendimizi artık yeniden yapacağız. Artık bebeğimiz doğunca mı yaparız? Malzemesini alayım arkadaşlar. Malzemesini alınca mı yaparız? Yeniden bir tahrana beni bekliyor canlar. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Şimdi böreğimin patatesli börek yapıyorum. Oğuzhan'ımın canı çekmiş. Bir de sürpriz. Kızımla torunum, damadım geliyor pazar günü. Bir de öğleden sonra düğünümüz var arkadaşlar. Köyde köy komşumuzun. Düzce'de yapmışlar düğünü, tekrar köyde yapıyorlar. Ona gitmeden, düğüne gitmeden önce güzel bir hamur yoğurayım istedim. Unum da çok. Şöyle 4-5 kilo var. Altına da ekmek yapacağım. Bu görmüş olduğunuz 2 bardak yoğurdun sulu tarafından koydum.
2 bardak süt de koyabilirsiniz. Börekli kamurma. 1 paket maya koydum. Şöyle göz kararı tuzumu koydum arkadaşlar. Bir çay bardağına yakında pul pul dursun içini istedim. Aslında ben yağ içine koymam ama pul pul dursun istedim. Biraz özenerek yapayım şu böreği dedim. Şöyle 2 tane yumurtam var arkadaşlar. Beyazını içine, sarısını üzerine ayıracağım. Anneanne ben geliyorum. Anneanne ben geliyorum. Sana sürpriz yapıyorum diyor. Şimdi köyde düğüne de gitmesem olmaz arkadaşlar. Burada da iç malzemelerim. Akşamlık yemeklerim buzluktan çıkardım. Sarmam var. Mancar yaprağı, fasulyem, haşlanmış fasulyem var, kıymam var, patatesim var. Patatesimi soydum. Şöyle güzel üzerine bir bezim var arkadaşlar, mutfak bezim. Şöyle örtü vereyim onu. Şimdi hamurumu yoğurmaya girişeyim. Arkadaşlar, suyumuz oda sıcaklığında olacak. Çarşaf böreği olacak bu. Bismillahirrahmanirrahim. Her zamanki gibi besmelemizi çektik, ellerimizi yıkadık. Başladık yoğurmaya. Zeytinyağınız eğer evde var, yani yağınız arkadaşlar şeyse, bir su bardağı da koyabilirsiniz. O sizin şeyinize kalmış. Ben bir çay bardağı kadar koydum. Yeterli. Çünkü içi de yağlı olacak. Patates de kavrulurken, kıyma ile kavrulurken yağlı olacak. Böyle güzel bir kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Mayalı bir hamur olacak arkadaşlar. Ve ben bu aralar bir hafta bahçeye iş görmeye inmeyeceğim arkadaşlar. Bahçede yaptıklarımı toplayıp artık kışlık turşularıma, fasulyelerime, salçalarıma, soslarıma bir hafta böyle sizlere böyle güzel tariflerim var. Şöyle arkadaşlar, özlü sakız gibi hamurumuz olacak. Ekmeklik hamur gibi arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında. Açılımı kolay olsun. Çünkü bunu açabildiğimiz kadar sofrada açacağız. Açamadığımızı çarşafta açacağız. Bu çarşaf böreği olacak arkadaşlar. Çocuklarımın onu canı çekmiş. Tamamdır arkadaşlar. Mayalanmak üzere. Bunu artık mayaya bırakıyorum. Şöyle bir iki dakika toparlayayım. İşi bitmiştir. Evet arkadaşlar. Böreğimin iç harcına geçtim. Şöyle bolca yağımı koydum. Soğanlarımı doğradım. Çok az bir kıyma atacağım içine. Kıymamı da attım arkadaşlar. Biraz kavurduktan sonra patateslerimi koyacağım. Salça koymayacağım arkadaşlar. Baharat olarak pul biberle karabiber, kırmızı toz biber koyacağım. Böreğin içine salça yakışmaz. Ben yakıştırmıyorum arkadaşlar. Yine de sizler bilirsiniz. Sevgili canlarım benim. Biraz kavrulsun kıymamda. Sonra patatesleri koyacağız. Evet arkadaşlar, iç harcımı yaptım. Bol patatesli, kıymalı, soğanlı. Acıyı çok severseniz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ama ben acıyı fazla yemediğim için toz biber, kırmızı toz biber, pul biber ve karabiber. Birer tatlı kaşığı koydum. Çay kaşığından değil arkadaşlar. Birer tatlı kaşığı koydum. Şimdi bu da hazır olduğuna göre başlayalım böreğimiz artık. Şimdi başladık. Şöyle büyük bir pazımızı aldık. Çünkü pazımız çarşafta açılacak. Un yardımıyla bu şekilde arkadaşlar
Açabildiğimi sofrada açacağım. Açamadığımı çarşafta açacağım arkadaşlar. Bu böyle değişik bir börek. Kat kat oluyor. Çok tutuluyor. Buralarda çok beğeniliyor. Ya Allah, bismillah diyelim. Başlayalım böreğimizi açmaya. Da büyüteceğiz. Çarşafın deseni, rengi görünene kadar büyüteceğiz arkadaşlar. İncecik yapacağız. Arkadaşlar, şöyle iç harcımızı döküyoruz. Şimdi arkadaşlar, İç harcımızı da döktükten sonra çarşafımızın kenarından tutup böyle kıvırıyoruz. Ve yukarı böreğimiz bu şeklinde. Bu şekil bütün yaptıklarımızı tepsimize döşeyeceğiz. Arkadaşlar, birinci yukamızı açtık. Şimdi sıra ikinci yukamıza. Malzemesini böyle koyduktan sonra elimizden her tarafa gelecek şekilde malzemesini koyuyoruz. Bu çarşaf böreği arkadaşlar. İster tereyağı eritin koyun, ben sade yağ koyuyorum. Tereyağıyla benimkiler sevmiyor. Bu şekilde arkadaşlar, ondan sonra kenardan tutacaksınız. Şu şekil o kendiliğinden gidiyor.
büyüteceksiniz arkadaşlar. Bir insan çok zahmetli oluyor bu. Bunu 2-3 kişi yapacaksınız ki kenarlarından tuta tuta yapılsın. Kocaman yük olacak arkadaşlar böyle. Sonra içinin harcını elinizden her tarafına bulaştırıp süreceksiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar böyle çarşafın ucundan tutuyoruz. Kendiliği gidiyor o. Sonra tepsimizi alıyoruz. Bakın tepsime. Çok büyük tepsi. Şu şekilde arkadaşlar. Biraz böyle sündürüp çekiştirebilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar bu şekilde ben bütün tepsimi bitireyim. Evet arkadaşlar. Böreğimin son hali, artık fırına vereceğim. Karabiberde bulunda pişireceğim. Çünkü büyük tepsi. Çörek otuyla susam da serptim üzerine. İki yumurtanın sarısıyla iki kaşık yağından da böyle her tarafına yaptım. O durduğu yerde kabarıyor arkadaşlar. Durduğu yerde kabarıyor. Daha çok kabarmadan hemen fırına vereyim. Arkadaşlar fırınıma veriyorum. Fırınım görmüş olduğunuz gibi böyle eski karabük davullarıdır bu. Buna karabük davulu deriz biz. Bak, iki, evet. Bakın nasıl yandı içi. Yandı. Bunda ağır ağır çok güzel pişiyor. Şimdi bunu açma şansım yok. Ancak bunu pişince göstereceğim. Çünkü dereceli bir fırın değil arkadaşlar. Artan hamurumdan şöyle 4 tane serme ekmeğim geldi arkadaşlar. Serme ekmeğimi yaptım. 4 tane. Hamuru ziyan etmedim yani. Olmaz zaten, ziyan olmaz. Köy yerinde hiçbir şey ziyan olmaz. O hiç olmaz. Şimdi gidelim böreğimize bakalım. İşte budur arkadaşlar. Bir tepsi börek. Çok az kalmış. Şöyle bir de altına bakayım. Şöyle dizimi dayayayım arkadaşlar. Oy, yok dayayamadım. Şöyle. Nasıl bakayım altına? Altına bir bakayım arkadaşlar. Altı da piştiyse eğer hemen kapatacağım fırına. Evet arkadaşlar. Böreğime bakın. Puf puf. O, öf, öf, öf. Altı üstü kızardı. Misler gibi oldu. Yanık değil arkadaşlar. Burası çok kabardığından 4 tane de ekmek yaptım. Bir hamurdan 4 ekmek, bir tepsi patatesli kıymalı börek. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Destek verip abone olmak ücretsiz. Destek verirsiniz, böyle videoların devamı gelecek. Organik bahçemden güzel görüntüler, güzel tarifler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.